Şimdi inanılmaz Katalan köylerinden bir tanesine daha geldik. Burası bir kale köy, aynı zamanda kale köy olmasının yanında eski bir lordluk, müthiş bir ailenin kalesi var burada. Peratallada'dayız. Biz birlikte dünyaları gezmeye devam ediyoruz. Şimdi İspanya'da Katalonya'nın en güzel köylerini birlikte geziyoruz. Sizlerden ricam yine videoyu şu sırada durdurup hemen bir beğen tuşuna basmanız. Daha sonrasında henüz kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone oluyorsunuz. Ve tabii ki birkaç kelime, birkaç küçük kelime, belki selam, belki teşekkür, belki başka bir şey ne demek istiyorsanız yorum yaparsanız çok daha fazla kişiye ulaşıp koskocaman bir aile olup birlikte dünyaları gezmeye devam ederiz. Nefis görüntüler. Her şey geçmişten bir iz taşıyor. İnanılmaz burası. Gerçekten de Katalonya'ya geldiğinizde mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden bir tanesindeyiz. Peratallada'nın nasıl bir yer olduğunu anlamak için aslında İspanya tarihini, Katalonya tarihini çok fazla okumak da gerekiyor. Neden Peratallada ismi verilmiş buraya? Bu sefer bu hikayeleri gerçekten anlatmayacağım. Ama şöyle bilin, burası bir kale, köy. Bölgede yükselen güçlü bir ailenin oğlu Peratallada ailesinin kızıyla evleniyor ve işte zaten bu şehre de o isim veriliyor. Ve daha sonrasında güçlü, büyük bir, buraya göre büyük bir prenslik, lordluk kuruluyor ve burada hüküm sürmeye devam ediyorlar. Burası diğer köylere göre büyük. Kendine ait bir sarayı var. Şu anda sarayın bulunduğu meydandayız. O meydan şu anda saray meydanı, kale meydanı olarak geçiyor. Ama kale meydan aslında geçmiş dönemde sarayın önündeki bahçe ve daha sonra işte buradaki sarayda hüküm süren hükümdarların giriş çıkış yerlerini oluşturuyor. Ve Peratallada'nın içerisini gezmeye başlayalım bakalım. Nefis bir ortaçağ köyü bu sefer. Aklınız tutulur yani. Katalonya'ya geldiğinizde Costa Brava'ya, Barcelona'ya, Girona'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Ben size etrafı göstereyim. Peratallada diğer ortaçağ kentleri gibi mimarisiyle tabii ki göz alıcı detaylar sunuyor. Bunlar arasında bu kemerli geçişler var. Kemerli binaları birbirine bağlayan, sokakları birbirine bağlayan evler yine kalenin içinde belirli korunaklar oluşturuyor. Nefis sokaklar var gördüğünüz gibi. Bugün yağmurlu biraz ama ona rağmen çok fazla sayıda turist var. Turistler daha çok yerli turiste var ama Fransa'dan gelen turistler de çok fazla, Fransız turist. Çünkü Fransa'ya çok yakın bir bölgedeyiz. Fransızlar da hafta sonu buraları ziyaret etmeyi seviyorlar. İşte burası bir dönem yine bütün her yerde gösterdiğim gibi ana meydan ama pazar kurulan meydan, yani pazar yeri, orta çağdaki pazar yeri tam da burada kuruluyormuş. Şimdi de hem restoranlar hem kafeler hem de yine satış tezgahlarının olduğu bir yer. Bakın burada onunla ilgili bir de görsel var. Geçmişteki bu pazarlar bu kemerlerin altında nasıl kuruluyormuş. Burası Plaza de las Voltes diye geçen meydan. Ve günümüzde işte burası. Nefis kokular var bu bitkilerde. Bayıldım. Şunlar da çok ilginç. Ve şehrin içinde kale tarafında biraz gezelim. Kale surları, kalenin çıkış ve giriş yerleri duruyor. Zaten şehre de şu anda köye ya da şehre artık ne isim veriyorsak böyle giriliyor. Hemen biz de oradan geçerek bu ortaçağ köyündeki gezimize devam edelim. Nefis detaylar var bakın. Şimdi restoran olarak kullanılan, bir zamanlar bambaşka amaçlarla kullanılan yerler. Tabii ki bambaşka amaçlarla kullanılan bu yerlerin birçoğu döneminde de yine hem restoran hem eğlence, meyhane gibi yerler olarak kullanılmış. Hem de büyük ailelerin, güçlü ailelerin malikaneleri olarak kullanılan yerler. Bir çiçek festivali
İspanya'nın birçok yerinde görüldüğü gibi burada da yeni bir festival düzenlenecek. Yakın tarihte o festivale de hazırlıklar yapılıyor. Nefis sokaklarıyla, nefis detaylarıyla müthiş bir ortaçağ köyü daha. Buralara geldiğinizde bu karınca ikonlarını, sembollerini, objelerini çok fazla göreceksiniz. Ve işte size müthiş sokaklar. Yağmurlu bir hava olmasının şu anda herkesin içeride oturmasının bu sokakların renkliliğini, neşesini kaçırdığını tahmin edersiniz ama fotoğraf çektirmek için de çok güzel bir alan oluşturuyor. Çok fazla insan yok. Normalde buralar çok daha kalabalık oluyor. Sürekli boşalmasını bekliyorsunuz ya da işte birileriyle birlikte fotoğraflar çektirmek zorundasınız. Paratallada'nın nefis sokaklarında. Kralların, kraliyet ailesinin, markizlerin, lordların isimlerini taşıyan sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Çok güzel bir yer, çok etkileyici. Burası ilk Arap istilasında 700'lü yıllarda Arapların bölgeye ilk gelmesiyle işgal edilen yerlerden bir tanesi. Ama daha sonrasında Araplar bölgeden çekilmiş, işgal sona erdirilmiş. Sonrasında Katalan hükümdarlar ve İspanyollara bağımlılığını bildiren hükümdarlar burada hüküm sürmeye devam etmişler. Kuleye doğru çıkan, kaleye doğru çıkan sokaktayız şimdi. Burası elbette büyük bir yer değil ama gezerken her sokağına girmek istediğiniz için sizi yorabilecek bir yer. Hem yokuş çıkıyorsunuz ara sıra, hem yokuş iniyorsunuz, hem yerler Arnavut kaldırımlı. Suların akması için belirli bir açıyla içeriye doğru bir eğim oluşturulmuş. Bu yüzden de yürümeyi zorlaştırıyor. Hele ki yağmurlu havada biraz daha fazla zorlaştırıyor. Çünkü ortası sulu olduğundan bu taş zeminlerde biraz kayıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Ve Plaza del Oli. Küçük bir plazada yine kare olmayı tutturamamış plazaları. Yine kare olmayı tutturamamış meydanlarından bir tanesi. Küçük meydanlar çok ünlü. Yine restoranlara açılıyor, otellere açılıyor. Mutlaka görülmesi gereken müthiş yerler. Müthiş fotoğraf çekilecek bir yer. Biraz ıslanmış sanki. Üstümüze gelmesen güzel olacak insanlar. Burası da zamanında bu amaçla kullanmış bakın. Gayet güzel gözüküyor. Yağ meydanıymış burası. O yüzden zaten şu anda da oil olarak anılıyor. Döneminde yağların sıkıldığı meydan. Bütün bu tarihi de böyle resimlendirmeleri harika olmuş. Burada içilebilir bir su var. Zamanında yine sulak, sulama için kullanılan, hayvanların özellikle sulanması için kullanılan yerler ve güller. Buranın gülleri, çiçekleri çok önemli. Çok aromatikler.
köy, kasaba, şehir neyse artık ne isim veriyorsak öyle güzel kokuyor ki. Evet, Ellada'nın inanılmaz bir havası var. Çok büyüleyici. Çok fazla restoran var diğer turistik köylere göre ve çok fazla takılacak yer var. Bazıları yağmurdan dolayı hep iç mekanları almışlar masaları. Onun içler hep dolu yani. İçleri hep dolu, dükkanlar hep dolu. Çok fazla sayıda gerçekten restoran, otel, kafe vesaire var. Yani anlayacağınız diğer yerlere göre çok daha turistik. Ben de tesadüfen yağmurlu bir havada gelmenin keyfini yaşıyorum. Çünkü daha boş. Kalenin dış mekanlarının önündeyiz şu anda. Buradan sonra kale kapısı var. Orayı da göstereceğim. Arka tarafa bakan yerde uçurum gibi olaya bakıyor. O tarafta Peretarilada'nın normalde eski dönemde köylülerinin yaşadığı, tarım yapılan vesaire yerler. Kale dışındaki noktalar. Ve Peretarilada adına kapısı buydu. İnsanlar da burada hatıra fotoğrafları çektiriyorlar. Dış kapı tamamen burası. Nefis bir yer. Tam bir ortaçağ zamanında, bir ortaçağ kalesinde, ortaçağ kalesinin içindeyiz. Oh, çok etkileyici. Peretarilada kentinin giriş kapılarından bir tanesinden şimdi biz çıkış yapacağız.
ana kapılardan bir tanesi. Ve işte geçmiş dönemlerde buralardan kim bilir kimler geldi, kimler geçti. Geçmiş dönemdeki hendekleri, dış duvarların üzerindeyiz. Bu dış duvarlardan aşağıya yine bir çukur varmış, şimdi yol geçiyor. Onun yanında hendekler var. Tabii ki savunma amaçlı ve işte kalenin giriş kapısı. Hemen karşısında da ünlü kilisesi var. İçeride ayrı bir kilise ve kulesi, çan kulesi var ama bu kilise çok ünlü. Peretallada için çok ünlü çünkü yine burada bütün törenler burada yapılmış döneminde. Hem yönetimle ilgili törenler hem dini törenler bu büyük kilisede yapılmış. İspanya coğrafyasında da önemli kiliselerden bir tanesi. Çan Kulesi yapısı dolayısıyla da bu bölgenin karakteristik özelliklerini taşıyor. Bakın o boşluklarda çanlar var. Ve hemen bahçesi de bugün kale ile buranın arasındaki bahçede otopark olarak kullanılıyor. Bir bahçe ve bir park yapmışlar. Yeşillik, her yer yeşillik zaten. Onların arasında da araçların şehre giremeyeceği düşünülerek buraya bir park yeri yapmışlar. San Esteve Kilisesi bu arada. Bakın çok farklı bir yapıda San Esteve Kilisesi. Günümüzde de ziyaret edilebiliyor. Tabii ki her yerde olduğu gibi burada da sanıyorum ücret alıyorlardır. Hemen bakalım. Göremedim ama belirli dönemlerde açıkmış. Şu anda kapalı. İçeride daha gezilecek yerler var köyün içerisinde ama yağmur devam ettiği için bazı küçük detaylı yerlerine gidemedim. Bir de kule var. Kuleye tırmanamadım. Surların, burçlarının oluşturduğu bir kule var. Ona tırmanamadım. Sanıyorum bir dahaki gelişte orayı da gösteririm. Böylece çok daha farklı, çok daha güzel bir şekilde burayı da yine gezmiş oluruz ama böyle yağmurlu bir havada yakalayıp bu kadar boş yakalayacağımızı da çok tahmin etmiyorum. Ben Erkut Özen, İspanya'nın Katalonya bölgesinin en güzel köylerinden bir tanesinde Peretallada'daydık.